TRT Haber'e, Radyo TRT Haber'e hoş geldiniz. Profesör Saracoğlu'yla Sağlıklı Yaşam programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine programımızda her zamanki gibi önce değerli hocamın sohbetiyle başlayacağız. Arkasından sosyal medyadan gelen sizin sorularınızı değerli hocama ileteceğiz. Ve Yelin Bayır hanımefendinin de yardımıyla 3 tane kürümüzü sizlere uygulamalı olarak göstereceğiz. Önce değerli hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ben tüm değerli izleyicilerime sevgiyle, muhabbetle önce Allah'tan sağlıklarının daim olmasını, akıl sağlıklarının sonra da beden sağlıklarının daim olmasını temenni ediyorum. Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. Twitter'dan, sosyal medyadan sorularınızı göndermek için Saracoğlu alt-TRT veya HSCN benim adresime sorularınızı gönderebilirsiniz ki biz bunları değerli hocamıza programda hep iletiyoruz. Bundan sonra da iletmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza hızla başlayalım. Buyurun hocam, bugünkü sohbet konumuz ne? Evet, bugün iki tane hayvandan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi deve, ki Gâşiye suresinde geçer, 88. surede. Diğeri de Neml suresi. Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi'nin kıssasının anlatıldığı ve orada da Hüthüt'ten bahseder. Hani ibibikler öter ötmez oradayım, ibibik kuşudur Hüthüt dediğiniz. Şimdi bu deve meselesine bakın. Çölde deve ilerlerken yüzlerce kilometre ötedeki vahayı bulur. Yani bunu algılar. Nasıl algılar? Efendim, her canlı yaratılışına göre hareket eder diyoruz ama onun bir özelliği var. Hem de Hüthüt kuşuyla aynı. Yani ibibik kuşuyla. İbibik kuşu o ne yapıyor? Çölde nerede su varsa onu gösteriyor kervanlara. Orada eşeleniyor. Yani bu demektir ki burayı kazın biraz, bir metre falan, oradan su çıkar. Şimdi peki deve bunu nasıl yapıyor? Yani devenin burnunda koku alma duygusu var. Ve toprakta vazgeçilmeyen bir bakteri popülasyonu vardır. Bunun adı Streptomyces grubu bakteriler. O kadar çok çeşitlidir ki bunlar. Hatta işte bu kokuyu alıyor. Neyin kokusunu alıyor? Geosmin. Bu bakteriler geosmin salgılar suyun olduğu yerde. Bu rüzgarla taşınır etrafa ve oradan hayvan bunun kokusunu alır. Aynısını da Hüthüt kuşunda var. Yani onun için Gâşiye'de deveyi nasıl yarattık, bakıp görmez misiniz der. Yani dolayısıyla bize orada bir şey veriliyor, imkan veriliyor. Şimdi bak, eline bir üçgen çiz böyle hayalinde. En tepeye Hawaii adasını koy. Sol alta Yeni Zelanda'yı, sağ alta da Paskalya takım adalarını. Paskalya adaları nereden bulundu? Yani daha doğrusu neden Paskalya adası? Oranın orijinal adı Rapa Nui'dir. Ama Paskalya denmesinin nedeni bir Paskalya tatilinde bulunmuş olmasıdır orayı keşfedenler. Oradaki heykeller çok önemli. 150 ton ağırlığında, 200 ton ağırlığında, 250 ton ağırlığında insan kafaları taştan yapılmış. Şimdi buradan işte bilim adamları geliyor, kimi biyolog, kimi kimyacı filan, toprak alıp götürüyorlar. Toprakta da Streptomyces bakterisi var. Ve oradan İşte Rapamisin, bak Rapa Nui adası, Rapamisin ismi verilir. Hem kemoterapi ilacı olarak kullanılır,
hem anti fungizittir, mantara karşı kullanılır. Ama bu etkin maddesi değil mi hocam? İlacın evet, ismi değil. Evet, değil tabii. Rapamisin verilmesinin nedeni, böyle biz ilaç ismi söyleyemeyiz. Kimyasal formülü de açıktır. Dolayısıyla aynı zamanda bu hem antibiyotik, hem kemoterapi, hem de mantara karşı. Şimdi bu rapamisin milyar dolar paralar kazandırdı. Ve milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Bak, şunu söylemeye çalışıyorum. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Bak, ben bunun makalesini yazıyorum. Ve bunu dünyada bilen yok. Hüseyin, ilk defa açıklıyorum. Ben bilimi ilmin ışığında yaparım. Bunu dünyada Allah'ın izniyle, bir enaniyetle bunu söylemiyorum. Ben çünkü bilgi saklamam Hüseyin. Ondan şüphemiz yok hocam. Hiç katiyen. Evet. Allah'ın ilmi saklanır mı? Bak, eğer mevsimler kurak geçiyorsa, bilin ki kışın mikrobik üst solunum yolları enfeksiyonu artacak demektir. Ayrıca kanser vakaları da artacak demektir. Kuraklığın anlamı budur. İnsan sağlığı üzerinde. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Çok yakında bunun makalesini yazmış olacağım. Yazmaya başladık zaten. Gerekli bilimsel formülleriyle beraber bunu açıklayacağız. Şimdi biz şuna devam edelim, kürlerimize. Önce bir soru size iletsem hocam, Twitter'dan gelen sorulardan. Siz sözünüzü kesmiş oldunuz. Tabii, buyurun, ama, buyurun. Sorular çünkü birikiyor, biriktikçe de bunları sormamız lazım. Hocam, beyaz kanın düşmesine ne yarar? Ben bu arada olduğu gibi okuyorum. Herhangi bir düzeltme yapmıyorum Türkçe olarak, dil bilgisi olarak. Hocam, beyaz kanın düşmesine ne yarar diye sormuş. Beyaz kan hücresi demek ne demek? Bu lokositten bahsediyor. Yani lokosit düşüyor. Şimdi lokosit nerede düşer? Bir takım kanser türlerinde düşer. Kemoterapi alındıktan sonra lokosit düşer, hemoglobin düşer. Bir de trombozit, yani diğer adıyla platelet düşer. Şimdi bu üçü bir arada düştüğü zaman buna panzitopeni denir. Doktor kemoterapi ilacını vermezden önce numune alır, kanınızı alır, bakar. Ne durumda lokosit, hemoglobin ve trombozit, eğer düşükse onun yükseltilmesi. İşte lokosit düşükse efendim bunun bir iğnesi vardır, o vurulur filan. Şimdi burada benim önerim, bakın, panzitopeniye girmiş hastalarda, lokositi düşük olanlarda yapılacak olan şey, üçlü bir evde hazırlayabilirsiniz. Nasıl bir mucizedir o? Yani burada pancar, öyle mi Yelin? Yelin Hanım. Pancar. Evet hocam. Bir de tere. Evet. Üçüncüsü, o da kırmızı, bir saniye. Kırmızı turp. Kırmızı turp, bravo. Kırmızı turp. Bak, yalnız bu yakışıklı, küçük, lezzetli turp olmaz. Bildiğimiz hani şu sofrada yumruk gibi veya yumruktan biraz küçük. Şu domates kadar. Ha, işte o boy olacak. Tamam. Kırmızı turp, evet, pancar ve beraberinde bir miktarda, dediğim gibi, bunu ilave ediyorsunuz ve taze tereyi. Güzel ince ince doğrayın. Kendinize güzel bir salata yapın. Bir kase kadar. Hatta içerisine limon ve zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Bak, o değerler nasıl yükselmeye başlıyor. Düşük olan değerler. Burada ben bir tek lokositi vermiş. Yani T
tek başına lokosit tamam bu kürü uygulayabilir. Mesela kanser hastalarında dediğim gibi panzitopeniyle ilgili bir olay söz konusuysa işte o zaman da bu üçlü karışımı taze tere mutlaka mu girecek turp ve pancar. Pancarın pişmiş olması lazım. Üzüm ezmesi kullanıyor muyduk hocam? Beyaz kanın düşmesinde. Şimdi şöyle o Şiraz kırmızı kırmızı ya İran'da Şiraz şehri var. Oranın üzümü. Bak bizim de Adapazarı'nın güneyine inersen orada Geyve var. Geyve üzümü de evelallah yani Şiraz üzümüne iyi yakalar o da. Çekirdekleriyle beraber iyice ezeceksiniz. Tamam. Ve bunu tüketeceksiniz. Bu kırmızı kan hemoglobini yükseltir. Demir eksikliğine karşı birebirdir. Bir de bu arada madem laf lafı açıyor, konu kanla ilgili. Eğer kan miktar olarak vücudunuzda az ise, hani bir insanda normalde 6-6,5 litre kan vardır ya, ha bu düşükse miktar olarak, hacim olarak bunu yükseltmek istiyorsanız incir tüketeceksiniz. Kuru incir veya taze incir. Hem anne sütünü bir taraftan artırır ama aynı zamanda da ne yapıyor? Bu müthiş bir şekilde yani insanın kan miktarının, kanı daha fazla üretmesine, kemik iliğindedir bunun başlangıcı, üretmesinde çok büyük etkisi vardır. Fark ediyor mu siyah ya da yeşil incir rengi? Yok, fark etmez. Fark etmez ama bizim Anadolu topraklarımızın inciri hakikaten yani dünyada bir numarayız bu konuda. İşte onun için bu arada ben şeyi söyleyeyim. Hüseyin bak bu domates, o konuyu işleyecek miyiz Yelin Hanım domatesi? Evet hocam. Nasıl yıkama? Yıkama? Yok, yıkama değil. Onun suyunu içmek. O bu bölümde mi yoksa başka bir bölümde mi? Bu bölümde var hocam domates suyumuz hazırladık. Ben neden yıkama sırası, dedim? Sırası gelince kırmızı hep oradan aklıma gidiyor. Evet. Çünkü Yelin Hanım bir şey gösterecekti. Bu evet. Domatesleri, sebzeleri, stüdyomuzda kullandığımız ürünleri nasıl yıkıyoruz? Yani onu gösterecek. Şöyle, herkes bu şekilde aslında yapabilir. Normalde karbonat ve bununla birlikte evlerde elma sirkesi veya başka sirkelerden yararlanılıyor. Ama bunlar tam olarak o zayi ilaçlardan ve o yaprakların arasında kalanmış böcekler veya kalıntılardan tam olarak arındıramayabiliyor. Bunun yerine yaklaşık 1 litre kadar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar biberiye, saf biberiye ve saf kekik yağından oluşan bir dezenfektan uygularlarsa daha fazla hem bitkilerdeki zayi ilaçlardan arındırmış olurlar. Hem de aralarında herhangi bir madde kalmaz. Bir kere daha rica edebilir miyim? Biraz daha yavaş. Not alan değerli seyircilerimiz olabilir. 1 litre suya buyurun. 1 litre suyun içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar biberiye, saf biberiye ve saf kekik yağından oluşan sebze ve meyve dezenfekte etme solüsyonu oluşturup bunun içerisine sebze ve meyvelerini yeşil yapraklılar da dahil hepsini koyabiliriz. Yaklaşık 3 dakika kadar beklettikten sonra İçerisinde kullanılan yağlar saf olduğu için kokusundan rahatsız olmazlarsa eğer direkt tüketebilirler. Kokusundan rahatsız olurlarsa normal suyla durulayıp o şekilde tüketebilirler. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Çünkü bunu özellikle sordum. Özellikle COVID-19'un ilk zamanlarında çok da bilinmiyordu. Bu meyve sebzeleri marketten ya da manavdan, pazardan alıp geldiğinde evde herkes dakikalarca sabunlarla, deterjanlarla yıkadık. Sular harcanıyor. Evet. Şudur, budur. Yani Hüseyin bak, ben değerli izleyicilerimize bu arada onu da söyleyiverim. Yani suyu lütfen ölçülü ve dikkatli kullanın. Artık doğa eskisi gibi değil. İnsan o kadar çok nankörlük yaptı ki doğaya. İnsanın insana olan zulmü, İnsanın hayvanlara olan zulmü
bitkilerin dünyasına olan zulmü artık doğa dedi ki ben şu insanları bir terbiye edeyim. Onları ben bir hizaya çekeyim. Yani hakikaten tabiat bugün bunu yapıyor. Yani onun için efendim benim param var. Ben yüzümü havuzumu dolduruyorum. Ben haram yemem ki. Mübarek insan param varsa kendine. Ama memlekette su az. Girmiver ya yüzme havuzuna. Şart mı yani? Hayır ben haram yemiyorum diyor. Onun için suyu da artık ölçülü kullanmak zorundayız. Kesinlikle. Kuraklıklar geliyor. Yani daha az yağmuru görüyoruz. Topraktaki su seviyesi aşağıya iniyor. Onun için böyle bazı bölgelerde insan nüfusunun toplanmış olması da çok şey değil. Onu söyleyeyim ben. Yani bugün Türkiye nüfusunun neredeyse %70'i, hani daha %70'i olmadı ama Marmara ve çevresinde yaşıyor. Yani evet. O bölgenin içinde Bursa dahil, yani Tekirdağ falan böyle bakıyorsunuz İstanbul'da dahil. Ne olacak? Suyu hep bu nüfus orada kullanırsa, onun için Anadolu topraklarında ve 21'in 13'ünü ben tekrar burada hatırlatıyorum. Terk etmeyin, kaçıp gitmeyin. Size nimet verdiğimiz yurtlarınıza dönün. Yani o nimetlerin bol miktarda verildiği topraklarınıza geri dönün. Mesela benim tanıdığım çok insan var. Ya deden nerede? Amca ya işte o köyde. Toprağınız yok mu? Var hocam. Ne kadar? 10 dönüm, 5 dönüm, 20 dönüm diyen var. Mübarek ekin. Buğday ne var elinizin altında? Hangi tohum varsa bunu ekin. Ağzınızdan çıkan bir kayısı çekirdeğini toprağa geri iade edin. Karpuz çekirdeğini tükürüp şey yapmayın. Toprağa geri iade edin. Aynı şekilde kavun çıkar çıkmaz. O ayrı bir şey ama siz onu ait olduğu yere toprağa geri verin. Yani bu bir insanlık vazifesidir. İnsan olma özelliklerinden bir tanesi de doğayı sevmektir. Yani onun kanunlarına hürmetli olmak gerekiyor. O yüzden suyun değerini bilelim. Yapılamıyor. Hocam hemen bir soru daha size. Buyurun. Yöneltirken masamıza doğru da rica edeyim size. Önce soruyu alayım. Hayırlı sabahlar demiş değerli seyircimiz. Belde omurgadaki kireçlenme için tavsiyeniz var mı? Evet Allah var. Bunu uygulayacağız değil mi şimdi? Hocam o zaman sizi rica edeyim. Buyurun. Onu gösterelim aynı zamanda. Evet. Hocam soruyu tekrar hatırlatayım. Hayırlı sabahlar diyor değerli seyircimiz. Belde omurgadaki kireçlenme için tavsiyeniz var mı? Evet. Allah'ın izniyle var. Hep söylüyorum hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır. Kireçlenmeye karşı ilaç sanayinin önereceği bir şey yok. İlaç yok yani. Ama doğada var. Çınar yaprağı. Hem de Osmanlı çınarı var. Platanus Anatolius. Anatolius. Ben Otoman dedim de karşı çıktı o makalenin editörü. Niye dedim karşı? İşte diyor orada ırkçılık yapıyorsunuz, Osmanlı diyorsunuz. İyi dedim Anadolu'yu da mı inkar edeceksiniz? Yok onu yazabilirsiniz dedim. Sağ olsun. Tamam mı? Orada yani Platanus Anatolius burada şeydir yani çınar yaprağı Osmanlı döneminin çınarı fakat bunu da tetikleyen nedir? Topraktaki bor mineralidir. Bor mineralinin olduğu yerde işte yepyeni bir tür ortaya çıkıyor. Yani zaman içerisinde bu akşamdan sabaha olmuyor bu işler. Yani bu yıllar geçiyor. Yıllar geçiyor tabii. Yani bu böyle değişerek, kendisini geliştirerek. Yani bu onun tabiatında var. Osmanlı çınarı kullanacaksınız. Hep söylüyoruz. Nasıl bir çınar yaprağı bu? Derin yırtıklı. Evet. Beş tane
derin yırtığı olacak. Buyurun, gerisini siz anlatın. Tamam. Şöyle ki, yaklaşık bir su bardağı kadar kaynatılmış suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar çınar yaprağımızdan ekliyoruz. Kaynatılmış. Evet. Şimdi bazı şeyler çok önemli. 4-5 ve bu fazla kaynatılmaz bu çınar yaprağı, onu da söyleyeyim yani. Bazı küllerde atıp kaynatıyoruz ama bunda kaynatılmışın içine. Evet, yani kaynamış suyun içerisine ekliyoruz. Yaklaşık 6 dakika kadar yine demlemeye bırakıyoruz. Ağzı kapalı bir şekilde demliyoruz. Ama altı açık değil. Şu an altı açık ama hani şey böyle fokur fokur değil. Evet, fokur fokur değil, çok hafif. Bir şeyi aktaracaksak, çünkü doğru aktarmamızda fayda var hocam. Sonra tabii ki etkisini alamayız. Tabii ki. Yani bir de bu çınarın doğru toplama zamanı var. Yani sen kafana göre hadi git çınar yaprağını topla, olmaz. Ağustos'un hele hele ortasındayız erken. Şimdi hocam. Ne evet, zaman olur işte bu? Evet, işte şimdi Ağustos'un ortasına doğru. Yani o çınar yaprağının üzerinde bir sarımtırak bir renk oluşmuş olması lazım bir tarafında. Tam olgunlaşacak. Ne erken toplayacaksınız ne geç toplayacaksınız. Yani çünkü üzerinde metilotrofik bakteriler var. O bakteriler eğer erken toplarsanız bu defa ne oluyor? Formik asit içerisinde fazla miktarda bunu alıyorsunuz. Formik asit de toksik etkilidir. Onun için bunu tam zamanında toplayacaksınız. Ondan sonra kurutacaksınız bunu. Yani biraz erken topladıysanız da o kadar da çok şey yapmayın. Gölgede onu kurutun. Bakteriler onun içerisindeki metil gruplarını, toksik olan işte formik asiti, formaldehiti ne yapacak? Yok edecektir. Eğer dalında geç toplarsanız, ağaç kış uykusuna yatacağı için, o da kış uykusuna hazırlanıyor Hüseyin. Bu sefer yapraktaki ne yapıyor? Bizim kireçlenmeye karşı olan oligomer proteinleri ne yapıyor? Kendisine çekiyor. Kış uykusuna yatacak da ayılar bile ne yapıyor? Kış uykusuna gitmeden bol bol tüketiyorlar balıkları her neyse. Besleniyorlar yüksek proteinli ve yağlı gıdalarla. Ondan sonra kış uykusuna gidiyor. Yoksa o kışı geçiremezler. Onun için her ağaç yaratılışına göre hareket eder. Çınar ağaçları da böyledir yani. Evet. Şimdi birinci kullanacağımız kürde çınar yaprağı. Birincisi, sabah ve akşam. Sabah ve akşam. Sabah kahvaltısından bir saat sonra içiyoruz. Akşam yemeğinden de bir saat sonra içiyoruz. Burada ayrıca bir de bununla birlikte kuşburnu bitki çayımız var. Yine mutlaka çınar yaprağı kullandığımız zaman mutlaka kullanılması gereken. Burada yine demlerken kaynatılmış bir su bardağı suyun içerisine yaklaşık 7-8 tane kuşburnundan atıyoruz. Bunu da 10 dakika kadar, çınar yaprağı 6 dakikaydı, bunu da 10 dakika kadar demliyoruz. Bir kere yani bunun, bu kuşburnu değil mi? Evet hocam, kuşburnu. En büyük özelliği C vitamininin en bol olduğu kuşburnudur. Bunu neden veriyorum? Bak ilk başlarda yoktu bu, sonradan ilave ettik. Bazı insanlarda çınar yaprağı bir birim, 1,5 birim kadar tansiyonu yükseltebiliyor. 12 ise 13, 13,5'a kadar çıkartır. Onun için bu dediğim gibi kuşburnu çayını içerseniz ne oluyor? Tansiyon yükselmesini bir yerde önüne geçmiş oluyorsunuz. Dengeliyor yani. Evet. Yani şimdi efendim kuşburnu o zaman tansiyon düşürücü müdür? Hayır. Hayır. Kuşburnu o amaçla kullanılmaz. Çınar yaprağının sebep olabileceği, o da %5'tir. Yani 100 kişiden 5 kişi de ne yapıyor? 1-1,5 birim kadar tansiyonu yükseltebiliyor. İşte o durumlarda kuşburnu çayını içeceksiniz beraberinde. Şimdi bazı
izleyicilerimizden şey geliyor, telefon geliyor, soruyorlar. Ya hoca bazen da bir duraklama falan oluyor, hayırdır, ne oluyor diye. Şimdi Hüseyin, ben bir konuyu anlatırken kafamda o kadar çok şey vermem gereken bilgi var ki, şimdi düşün, musluğu açtınız, çıkacak bilgi. Fakat o kadar çok geliyor ki sıkışıyor araya. O beni duraksatıyor. Evet. Şimdi bunu mu vereyim, bunu mu vereyim? Yanlış bilgi vermekten de Allah'a sığınırım. Bu sefer eksik verirsen izleyici bu sefer aradaki ilişkiyi kuramıyor. O daha kötü. Hiç konuşma daha iyi. Hocam, izafiyet teorisi gibisiniz. Orada şöyle bir şey vardır ya, işte sıcak sobaya elinizi saatler sürer de vesaire. Einstein'ın kendi açıklaması vardır. Siz de mesela, ben çok şahit oldum. 2 saat, 3 saat geçip de sohbet yapıldığında saate bakan ve 2 saat, 3 saat geçmiş diyene çok rastladım. Allah ilginizi arttırsın. Siz de öyle. Amin. İşte çok fazla var. Aynı anda vermeye çalışırken siz aslında kendi kendinizi frenliyorsunuz. Yoksa başka bir sorun yok orada yani. Evet. Peki şu kürü tamamlayalım. Tamam. Sonra şu semizotunu ve dereotunu soracağım hocam size. Burada duruyor. Her şeyin, bizim bu masada duran her şeyin bir sebebi var. Tabii. Boş yere hiçbir şey durmuyor. Dereotu tiroid de birebirdir. Biraz sonra. Öyle mi? Kürü şimdi onu biraz sonra değerli seyircilerimizle paylaşalım. Pardon. Bugün aynı zamanda MS, multiple skleroz, kireçlenme, ki onu şu anda yapıyoruz, ve tiroid kürlerini değerli seyircilerimize burada göstererek aktaracağız. Arada MS'den da yine sorumuz olacak. MS'den mi bahsedeceğiz şimdi? Şunu bir tamamlayalım hocam. Bu belde ve omurgadaki kireçlenmeyi sormuştu değerli seyircimiz. Şimdi çınar yaprağı, kuş burnunu anlattık. Şimdi son kez de tekrar edeyim isterseniz. Çünkü bu bitki setimizde şöyle bir farklılık var. Genelde sabah yemekten 2 saat sonra, yani akşam yemekten. Set derken grup. Bu birinci grup. Evet. İkinci grup. Böyle söylüyoruz genelde. Burada sabah kahvaltısından 1 saat sonra çınar yaprağı içiyoruz. Çınar yaprağından 1 saat sonra da kuşburnu. Ve akşam yine aynı şekilde, akşam yemekten 2 saat sonra çınar yaprağı, çınar yaprağından 2 saat sonra kuşburnu şeklinde. Tamam. Beraberinde de dıştan ağrılı olan bölgelere susam yağı ve öce elma yağı karıştırıyoruz. Ve yine ağrılı olan bölgelere masaj şeklinde uyguluyoruz. Müthiş bu. Acı elma yağının diğer adı nedir? Adaçayı. Adaçayı, acı elmayı. Beraberinde bu bitki setimizi özellikle kas ve kemik rahatsızlıklarında olan hastalıklarda hocamın tavsiye ettiği kolajen kullanımı da yine aynı şekilde tavsiye ediyoruz. Tamam, şimdi bunu hakkıyla tamamlamış olduk. Meşakkatli görünüyor. Evet. Ama siz hep söylüyorsunuz, emeksiz kazanç yok. Kazanç olmaz. Yani şimdi şöyle Hüseyin, olacak bunları istersek biz ekstrakt haline de getirebiliriz. Fakat şu var, yani doğru türünde bitkiyi bulmanız lazım. O kadar, şimdi 40 kilit diyorsunuz, onlarca çeşidi var. Aslan pençesi diyorsunuz. Vatandaş doğru bitkiye ulaşamıyor. Gidiyor oradan, poşetin içinde işte yazmış üstünde aslan pençesi diye filan. Ya değil, alakası yok. Bitki aslan pençesi ama türü yanlış. Yani biz mesela vitiligo'da Yafa portakalının kabuğu derim. Sen şimdi Valencia'yı veya Washington portakalı veya yedi veren portakalını veya Chandler portakalını veya Finike portakalını kullanırsan olmaz. İlla Yafa portakalı olacak. İşte dolayısıyla doğru bitki sizi doğru zamanda, doğru bir şekilde şifaya götürecektir. Onda ben de şöyle bir şey ekleyebilirim. Bir, çok dikkat etmek gerekiyor. Bir cenaze namazında Fatih Camii'nin oralardan bir şey ararken hocam, bitki ararken gerçekten çuvalın içinde kalmış. Yani elini attığında sadece toz çıktı. Yani bunu hep uyarıyorsunuz, bir yıldan fazla olmamalı. Biz nereden bileceğiz bir yıl mı geçti, iki mi? Yazmıyor ki onun üzerinde. Tabii, biraz dikkatli almak lazım. Raf ömrü de çok önemli. Onu. Yani bitkinin raf ömrü doldurduysa, doğru türü dahi olsa bir anlam ifade etmiyor, faydası yok. Yani çektim o, sadece toz. Evet. Onları almamak lazım. Güvenilir yerlerden ve
mümkün olduğu kadar en taze şekliyle almak gerekiyor. Evet. Şu sosyal medya sorusunu da size ileteyim. Hocam 20 yıldır depresyon ve panik atak hastasıyım. Bana yardımcı olabilir misiniz? Evet. Şimdi bakın. Bu Covid'de biz de çok burada, tetiklendi bu. Evet. Biz burada bir takım hastalıklar üzerine konuşabiliriz. Sorular değerli izleyicilerimizden geliyor. Ancak size mutlaka bir tıp hekiminin teşhis koymuş olması lazım. Teşhis koydurmadan ya hoca işte depresyon için şunu önerdi veya kireçlenme için belimde ağrı vardı, şu kürü uygulayayım. Hayır, mutlaka teşhisi koydurun. Çünkü altta bambaşka bir hastalık yatabilir. Bunun için hekim önerileri doğrultusunda hareket etmek esastır. Ha, kireçlenme dediyse buyurun. Yani geçmiş yıllarda canlı yaptığımız yayınlarda çok gelirdi. Bu kireçlenme kürünüz de mesela yürüyemeyenin seyircimizin ben bu kür sayesinde yürümeye başladım dediğini ben biliyorum. Tabii. Ama mesela şunu da sorayım hocam. 100 kişinin 100 seyircimiz 100'ü de uygulasa bunu. 100'ü de şifa görecek ya da fayda görecek diye bir kural var mı? Hayır, yok. Onun için teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Evelallah %90, %95. Diyelim ki teşhis de doğru ama etki etmiyor. Neden etki etmiyor? Altta yatan başka bir rahatsızlık vardır. Farklı beraberinde, farklı bir hastalığından dolayı ilaç kullanıyordur. O onun önünü kesiyor. Dolayısıyla genetik bambaşka bir metabolizması vardır. Farklı bir metabolik pathway'i vardır kişinin. SNP diyoruz biz buna. Hekimler iyi bilir, single nucleotide polymorphism. Çünkü hiçbir insanın genetik yapısı bir başka insanın genetik yapısının aynısı değildir. Parmak izlerimiz aynı değil. Aynen. İşte bu SNP, yaratıcının gücünü burada görüyorsun. Yarattığı her şey bir defalık. Bir daha Hüseyin gelmez bu dünyaya. Bak, bir defalıksın. Aynı kar tanesi gelmiyor hocam. Aynen. Doğru mu? Dolayısıyla. Eşit kar tanesi, iki tane aynı kar tanesi yok. Altınıza bak bir gün bunu konuşacağız. Tamam. Yani bu temsildir işte, tesbih budur. Tasarımdır bu. Her tasarım bir defalıktır. İkinci bir Hüseyin Özcan gelmeyecek yani. Yani onu bilmem ama hocam. Onun eşiti gelmez. Bir İbrahim Sarıcıoğlu daha gelecek mi? Onu bir ikinci bir Hüseyin Özcan belki gelir de, belki değil gelir de. Sizden bir tane daha gelir mi onu bilmiyorum. Allah uzun ömürler versin. Yani bunu da kalben hep söylüyorum. Hep birlikte inşallah. Ben daha yani neyse siz şey sevmiyorsunuz böyle konuşulmasını sevmiyorsunuz ama şu depresyona dönelim. Depresyon evet. Ve panik atak. Çünkü bu 20 yıldır değerli seyircimiz bunu yaşıyorsa bu teşhis konmuştur artık. Ondan tabii. Bir şüphemiz yok. Şimdi, buyurun hocam. Şimdi bu depresyon için ben şunu söyleyeyim. Özellikle panik atak. Bakın anksiyete. Latince bunun karşılığı zaten korku demektir. Özellikle bayanlarda bu korku çok fazla olabiliyor. Bu menopoz dönemindeki bayanlarda veya regli öncesi veya regli esnasında da işte korku yaşanabiliyor. Bu nedir, buna karşı yapabileceğiniz herhangi bir şey var mı? Evet var. Önce hekiminizin verdiği ilaçlar, onları kullanın ama 20 yıldır burada vatandaş bunu çekiyorsa bakın ıspanak, maydanoz sabahları. Öğleden sonra da güneş batmasına yakın ıspanak, tere. Taze tereyi bulamazsanız tere tohumunu da kullanabilirsiniz. Çünkü özellikle sabahları ruh haliniz farklıdır. Akşama doğru da bu değişir. Bunun değişme nedeninde sebebi nedir? Kortizol hormonudur. Bizi uyandıran böbrek üstü bezlerimizden salgılanan kortizol hormonudur. Sabaha karşı o yükselmeye başlar. Onun diğer adı halk arasında stres hormonudur ve kişi uyanır.
İşte bu bazen çok yükseğe çıkabilir. Sabah ölçülür kortizol hormonu. Çünkü mutlaka o laboratuvar analiz sonucuna yazılır orada. Kortizol diyor ya, saatini mutlaka yazar. Hekim bunu bilmek zorunda. Yani bu öğleden evvel mi, sabah mı, yoksa akşam üzeri kaçta ölçülmüş? Çünkü seviyeleri farklıdır. İşte burada bu fluktasyona karşı ıspanak, ki içerisinde 12-13 tane antidepresan özellikli sekonder metabolit var. Bunu en iyi destekleyen, bunu tek başına tükettiğinizde ne yapıyor? Faydası yok. Ama maydanozla beraber karıştırıp kaynattığınızda 5 dakikayı geçmesin, müthiş etkili. Yani o korkuyu yaşamıyorsunuz, o korkuyu alıyor ve akşam üzeri de güneş batmasına yakın bu ıspanakla tereyi hazırlıyorsunuz. Bu korkuya karşı birebir onu söyleyeyim. Bir şey daha var. Bu pek üzerinde bilinmiyor. Ha, bilenler var tabii ki canım, işin uzmanı olan kişiler. Kalsiyum osilasyonu denir beyinde. Kalsiyum osilasyonu olduğunda da işte bir takım depresif durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu kalsiyum osilasyonuna karşı da bu söylemiş olduğumuz, önermiş olduğumuz kür etkili. O zaman şimdi onu rica edelim. Tabii. Depresyon. Depresyon için hocamızın anlatmış olduğu sebze kürüne ilave olarak bir de bitki kürü var. Hani yazın belki ıspanak bulmakta zorluk çekerlerse. Bunun için de sarı kantoron bitkisiyle kedi otu bitkisi. Ah, benim geldi kedi otu. Evet. Yani demlediğince birazcık şu kedi otudur hocam. Biraz of. Kokusu. Kösele var ya tabakhanelerde. Ya hocam, kediler çok seviyor. Onlarca, belki yüzlerce program yaptık. İçeceğim tuttu yani onu bir kere. Ben her şeyi içtim. Ben içme dedim. Bütün kür, evet orada yani, uyardınız beni. Bugüne kadar yapılmış bütün kürlerden ben hepsinden içmişimdir. Bir tek buna zararlı değil de değil kokusu ama, var işte. Evet, evet. Amerikalıların en çok tükettiği antidepresan bitkidir bu. Valerian ismi. Ama şimdi, Avrupalılar genelde sarı kantoronu. Ama şimdi tüketilmesi gerekiyor. Çünkü depresyon küründe yer alıyor. Evet. Şöyle yapıyoruz burada da. Bu arada bir de şöyle sizin yanınızda çörek otu balı hocam yine tavsiye ediyor. Bunu da hepsini gösterelim. Sabahları sarı kantoron bitki çayımızı içiyoruz. Yine önceden kaynatmış olduğumuz yaklaşık bir su bardağı kadar suyun içerisine bir tutam kadar sarı kantoron bitkimizden ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar demliyoruz. Sarı kantaron bitkisini kimler kullanamaz? Bu arada onu söyleyeyim. Kemoterapi ve özellikle kemo değil, radyoterapi alan, ışın tedavisi, şua tedavisi alan kimseler ne yapar? Bu sarı kantaron bitkisini kullanmasınlar. Neden kullanmasınlar? Çünkü fotosensitivity dediğimiz ışık absorpsiyonunu artırıyor. Şimdi eğer hekim mesela reçete etmiştir, ne bileyim şu organa işte 2 gray veya 3 gray ışın verilecek diye, ama beraberinde siz sarı kantaron çayı içiyorsanız bu 3 gray olanı 5 gray'e çıkartıyor. Yani emilimi, absorpsiyonu artırıyor. Onun için ışın tedavisi alanların sarı kantaron bitkisinden uzak durmalarını tavsiye ederim. Sarı kantaron bitkisini demledikten sonra yine ılıkken süzüyoruz. 5 dakika kadar demliyoruz. Sabah kahvaltısından önce aç karnına tüketiyoruz. Akşamda yine kaynatılmış bir su bardağı suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar kedi otu bitkimizi ekliyoruz. Bunu da yine aynı şekilde 5 dakika kadar demliyoruz ağzı kapalı bir şekilde. Bu kedi otu da sadece bunda kullanıyorsunuz galiba hocam. Evet. Başka hiçbir şey de hatırlamıyorum. Evet, burada antidepresandır yani. Amerikalıların en çok kullandığı
bak bunların tabletleri var, kapsülleri var, işte valeryan kapsülleri filan. Ama doğal halini asla yerini tutmaz. Yani bu. Onun için değerli izleyicilerimiz, ya hocam diyor sen bana oradan bir kapsül ver veya bir şey ver de ben onu kullanayım. Yok, yok. Ve insan, al doğanın yarattığı bir nimete karşı ya ayıracağın 10 dakika bir zaman ya. Öyle. 10 dakika. Şimdi bunu bu akşam yemeğinden 2 saat sonra tok karnı içiyoruz, sarı kantoranı sabah içiyoruz. Bu arada böyle hep yapıyoruz, ağzı kapalı olamıyor ama en doğru şekilde bu şekilde. Bütün bitki çaylarını bu şekilde yapalım. Olalım. Öyle bir vaktimiz yok. O zaman tam anlamıyla yapmaya kalksak sadece bir tane kür yapabiliriz burada. Hakkıyla yapmaya kalksak ama zaten süreleri yazıyor. Evet, kapatarak ağzını kapatarak. En doğrusu bu şekilde. Yapacağız. Bitti mi süremiz? Tiroidi yapacağız hocam. Tiroid tamam. Yani çok da yaygın. Son olarak depresyon için. Evet, top. Son olarak da kahvaltıdan sonra bir tatlı kaşığı kadar da çörek otu balığı yine burada yardımcı ve destekleyici olacaktır. Şu domatesi, önce domatesi bir konuşalım hocam, pratik bilgi. Domates pişmiş mi olmalı, pişmemiş mi? Ve ya da şöyle toparlayayım. Çiğ domates mi? Evet. Yani domatesden en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz? Evet, domatesin içinde ne var? Likopen diye bir etken madde var. Yani likopen, bak 40 karbonlu, pardon 20 karbonlu ve 60 hidrojen. C20, aşın altına da 60. Bu likopenin kapalı formülüdür. Ama ben aynı şekilde buna beta karoten de diyebilirim. Çünkü beta karotende de gene 20 karbon, 60 hidrojen var. Şimdi bu kapalı formül, kimyasal formülü bu. Şimdi bu açık formülünü yazdığım zaman ve bunu da elde etmişseniz bir tanesinin üstüne ışık tutun. Hangisi turuncuysa o beta karotendir. Hangisi kırmızı renk veriyorsa o da likopendir. Yani peki ikisinin arasında ne fark var? Likopen düz bir zincirdir. Bütün karbon atomları aynı tesbih gibi böyle dizilidir. Şeyde ise, beta karotende ise sağ ve sol uçları, iki uçlarında altıgen böyle aromatik benzen halkalıdır. İşte ona ışık tutarsanız o moleküler yapıya o beta karotendir. Size turuncu renk verir. Ama o biri düz olanı ise onun üzerine ışık tutarsanız kırmızı rengi. Böylece ne yapıyorsunuz? Ha diyorsunuz, bak burada likopen, burada beta karoten var diyorsunuz. Yani bu bir en önemli sebeplerden bir tanesi. İkisi de antioksidandır. Ancak beta karotenin, hani kulak aromatik halkalar var ya, sağ ve solda altıgen şeklinde benzen halkası. Tam beta karotini ortadan ikiye keserseniz, iki tane ne elde edersiniz? A vitamini. Evet, beta karotini biz vücuda aldığımızda ne yapıyoruz? İşte mesela taze sıkılmış havuç suyunda beta karoten bol miktarda var. Onu biraz zeytinyağı ile alırsanız bu sefer ne oluyor? Beta karoten hem çözünüyor, yağda çözünen bir vitamindir, hem de ikiye bölünüyor. Yani zengin bir A vitamini almış oluyorsunuz. Gelelim şu domatese. Evet, çiğ mi, pişmiş mi? Kurumuş mu? Falan. Tabii. Şimdi domatesin içerisinde likopen dediğimiz o kırmızı rengi veren antioksidant yapılı yapı kristal haldedir. Siz şimdi toz şeker kristal halde, evet, değil mi? Çayın içine atıp karıştırdın mı çözünüyor. Sıcaklığı görünce. Dolayısıyla bu domatesi ısıtırsanız o kristal yapılı olan likopen çözünmeye başlar. Yani domatesten elde ettiğiniz o suyu içtiğiniz zaman atıyorum 10 birim likopen aldıysa vücut,
Ama onu ısıtıp mesela salçasını yaptıysanız o tek bir domatesin veya ısıttıysanız en az onun 7-8 katı likopen almış olursunuz. İşte bunu ilk defa. Aradaki fark budur yani. Müthiş. Domates suyunu sanıyorum kimse ısıtıp içmez domates suyunu. Veya domatesi değil mi sabah kahvaltısında çiğ tüketiyor insanlar. Tamamını alamazsınız ama vücut almaz ama ısıtıp gelirse mesela şey yapıyor hamburgerin arasında veya köftenin arasında oraya siz koyayım. Ne yapıyorsunuz? Isıtıyorsunuz ya orada likopen oranı hemen yükseliyor. Yemeklerde kullanılıyor ama o öyle değil değil mi? Şimdi bu domatesi sadece tek başına kullandığımızdaki faydasından bahsediyoruz. Yemeğin içinde Türkiye'de domatessiz yemek azdır. Ama mesela şu ısıtarak içme gerçekten hocam bunca senedir ilk defa bende hiç değinmemişiz demek ki. Eskiden uçaklarda hocam da verirlerdi. Uçakta domates suyu. O şimdi kalktı yok domates suyu. Sonra ben şunu merak etmiştim. Neden herkes domates suyu istiyor uçakta? Hayatında, günlük hayatta alıp da bir bardak domates suyu içmiş de yoktur. Yükselince tat ağızdaki tat mekanizması farklılaşıyormuş. O yüzden diyorlar. Evet diyorlar. İşte doğrusunu sizden alacağız. Yok. Ben öyle daha farklı geliyordu uçakta içtiğimiz domates suyu. Domatesin suyu. Yok firmadan firmaya değişebilir. Olur. Değişik hibrit türleri vardır. Siz uçağa bindiğinizde take off sonrası yani uçak böyle yükselmeye başladı. 1000 metre, 2000 metre, 3000 metre. Ne oluyor? Işık daha fazla. Etkin ışık ne oluyor? Vücudunuza etkisi daha fazla oluyor. İşte bu aldığınız likopenin de emilimi çok daha fazla. Özellikle gözlerde, bakın gözlerinizi pilotlar genelde ışık kullanırlar veya kokpitte tam önlerine perdeyi açarlar, cam perdeleri ki o ultraviyole ışıklardan daha az etkilenmek. Çünkü burada ne oluyor? İşte o onun emilimini artırıyor. Ondan dolayı bu. O yüzden yeni bir şey daha var. Göz tansiyonunu yani bu domates göz tansiyonuna karşı çok etkilidir. Glakom dediğimiz onun için bunların bir sebebi var. Yok tat alma duygusu yani tat. Biz internetten öyle. Ya bir bakayım ben ona da. Çünkü şimdi ona tamamen yani Almanca'da nein diye bir şey vardır. Ya derseniz evet, nein derseniz hayır, nein derseniz ne evet ne hayır. Yani şimdi burada evet gibi. Peki hocam onun için ben tarafsız söyleyeyim, bakayım. Tamam. Bakmadan bir daha sorarsan bana önümüzdeki hafta bir bakmam lazım verilere. Tat reseptörü üzerinde şeyi var mı? Çünkü hiç domates suyu içmem ben. Hakikaten içmem yani. Şimdi yok artık domates suyu servisi yok. Çıkıyorsunuz kendimde olmadan fark etmeden domates suyu istiyorsun. Yani tuzlu mudur işte nedir bilmiyorum ama şu anda toparlamadım. Emin olmadığım için konuşamam yani. Peki. Yayın diyorum. Hocam kapatmamız gerekiyor. Ona bakacağız. Onu da değerli seyircilerimizle paylaşacağız. Yeniden çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam vedanızı rica ederim. Evet. Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli günler dilerken kalın sağlıcakla diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız faydamız olmuştur. Sağlıklı günler, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.